Sen tam bir aşk insanısın. Merhaba Dikin TV sağlar, ben Mertan. Bugün sizlerle 10 video testleri çözeceğim arkadaşlar. Eğer daha çok video gelmesini istiyorsanız bir saniye ayırıp aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sosyal medya hesaplarımı da takip ederek benden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Haydi başlayalım. Açıkçası ilk böyle bir teste başlamak istedim. Hayat seni ne kadar yordu? Gerçekten bunun cevabını ben de merak ediyorum. Biliyorsunuz günüm çok koşuşturmayla geçiyor. İşte her gün düzenli video at, ondan sonra canlı yayın yap. Çok affedersiniz, bazen sıçma evlere gidecek vakit bulamıyorum. Bakalım hayat beni ne kadar yormuş. Koskoca 9 günlük tatile bakalım ne kadar ihtiyacım vardı. 9 günlük tatil mi? Ney? Ben yarım gün bile tatil yapmadım hayatımda. Öncelikle ne iş yaptığını öğrenmekle başlayalım. Acaba ne iş yapıyorum ben? Öğrenci? Yok. Özel sektörde çalışıyorum, o da yok. Ya benim geçim kaynağım Twitch'te canlı yayın yapmak ve YouTube'a video atmak. Buradan bir geçim kaynağı sağlıyorum da acaba buradan hangisini seçsem? Serbest değil, kendi işimin patronuyum desem? Hayır, çok egoistçe bir işsizim, iş aramıyorum. Yani şimdi neticede YouTuber'lık canlı yayın hani bir iş sayılmadığı için işsiz sayılırım. Ama hani buradan kendime yetecek kadar bir şeyler kazanıyorum. İş de aramıyorum. Bunu şey dedim şöyle. Çalışanları şöyle alalım. Tatilin neşesini bir yana bırakırsan normalde işini ne kadar sevdiğini bize 1-10 arasında puanlar mısın? 7-10 abi, her türlü. Gerçekten. Bu bayram neredesin? Hiçbir yerdeyim, evdeyim, lanet olsun. Bak, son şıkkı bile işaretleyemiyorum. Çünkü beni o anımsatmıyor. Ben hani bayramda evde televizyon başında da değilim. Bütün gün bilgisayarın başında geçirdim bayramı. Neyse, evde olmayanların hangi gün döneceğini de soralım. Birazcık hani yol yorgunu video çekmek zor oluyor. O yüzden ben cumartesi diyeceğim buradan. Peki sence ideal tatil şunlardan hangisine daha yakın? Ha, yani bu hayal değil mi? Hani buraya gittik demiyor. Tatil olarak ben böyle action'da, aksiyonda şeyleri severim. Şunu seçeceğim. Bence gayet uygun benim için. Öyle dağlık alanmış, Amerika'ymış, boş ver. Şunlar zaten zibidi gibi kopuyorlar. Hafta içi akşamları dışarı çıkma alışkanlığını öğrenelim. Heh, eminim ki bu soruyu birçok izleyici merak ediyordur. Arkadaşlar, uyku düzenim bazen bozuk olduğu için öğlen yatıyorum, gece 11-12'de kalkıyorum ve hani az da olsa bacaklarımı çalıştırmak için gece dışarı çıkıp yürüyüş yapıyorum. Dün gece 1.30'da yürüyüş yaptım ya. Bir de hani Bahçeşehir'de Soğanlı'da yaşıyorum. Buralarda okutulanlar bilir. Bağcılar'a doğru yakınım birazcık. Hani çok iti kopu var, torbacısı var, balicisi var. Bilmiyorum, geceleri dışarı çıkıyorum. İnşallah başıma bir şey gelmez. En az bir akşam kesin. Ya dışarı çıkarım da hani hiçbir şey yapmam. 10-15 dakika öyle sap gibi dolaşırım, gelirim. İşte haftada en fazla bir gün ayırıyorum kendime. O zaman arkadaşlarımla falan vakit geçiriyorum. Şuradan bir diyelim. Peki hafta sonu? Ne gerek var ya, bir sürü para. Orası öyle de yani, olsun. Bence anı yaşamak en iyisi. Sonuçta yarını çıkacağımızın bir garantisi yok değil mi? O yüzden birazcık para harcamak iyi oluyor tabii ki. Hafta sonu, ya her hafta sonu bazen şimdi olmuyor ya, yalan konuşmayayım. Bazen işte yetişmiyor videolar, hafta sonu da tatil yapamıyorum. O yüzden bunu şöyle işaretleyeceğim. Arkadaşlarla buluşacaksın evde sıradan bir akşam, nereye gidiyoruz? Yo, meyhane olmaz. Barda boş ver. Ya hacı, meyhaneyle barla ne uğraşan ya. Git anasını satayım tekele, iki tane bir al, oturak evde çek ya. Diyelim akşam dans etmeye çıktın, hangisiyle coşuyoruz? Ben dans etmeyi bilmem ki. Hayatımda hiç dans etmedim. Ama bunu bilmediğim halde dans yayını yapmıştım bir ara. Vallahi hacı aynen ya, benim kafa kaldırmıyor fazla. Ama yok yok, canlı müzik diyebilirim. Canlı müzikte yine az çok ortama ayak uydurmaya çalışırım. Bir şeyler yapmaya özen gösteririm. Son olarak imkanın olsa şunlardan hangisine sahip olmayı daha çok isterdin? Evde bir yardımcı, iş yerini bir... Allah Allah.
Şoför olmak isterdim. Hani en rahat direksiyon başında mis. Oo, hayat senin üzerinden adeta tırla geçmiş diyor. Şu an yerlerde sürünüyorum. Sana hayat yorgunu demek hafif kalır. Gencecik yaşında canından bezdirmişler seni. Kılını kıpırdat deseler ters ters bakasın geliyor. Hele gürültülü müziklere, kalabalık mekanlara hiç tahammülün kalmamış. Sen sükunet arıyorsun. Bizden geçti insanısın. Bunca bezecek ne yaşadın? Çok şey yaşadım be arkadaşlar. Neyse, duygu sömürüsü ajitasyon yapmayacağım. Şu anki yaşantımdan gayet memnunum da. Eskiden çok üzerime geldiler. Eskiden hani bir takım kötü şeyler yaşamıştım. Buraya gelmem gerçekten kolay olmadı. Israrcı davranışımla ve içimde olan o hırsla, kendime olan güvenimle pes etmedim ve buralara sizler sayesinde geldim. Ama gerçekten hem özel yaşantılarımda olsun hem de bu Twitch YouTube camiası olsun çok üzerime geldi her zamanda. Gerçi YouTube camiası demeyeyim. YouTube'da gayet güzel bir kitlem var. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ya hayat kolay değil. Gencecik yaşımda hayatımdan bezdirdi insanlar beni. Evet arkadaşlar diğer bir testimizde daha sizlerleyim. High Fallen'a göre nasıl bir karaktere sahibim? Birazdan bunu öğreneceğiz. Fal'a inanma, falsız kalma demişler. Ama bu fal bambaşka. Testin sonunda High Fallen'ın ne kadar doğru sonuçlar verdiğini görüp şaşıracaksınız demiş. Adında kaç harf var? 4. Bu arada benim ismim Mertan değil arkadaşlar. Adım Mert, soy ismim Han. Birçok kişi bana Mertan diye hitap ediyor. İsmimin Mertan olduğunu düşünüyor. Ama soy ismim Han. Mert Han. Aslında çok uyumlu bir isim olmuş bence. Adınız hangi harfle başlıyor demiş. M harfiyle başlıyor. Yani şunlardan birisi böyle tek olarak vermemişler ama. Peki bu harflerden adında kaç tane var? Şu Y değil mi? T değil. Mert. Sıfır. Bu harflerden adında var mı demiş. M var. Muhtemelen Mert diyecek birazdan. Annem ve senin adında ortak harf var mı? Var, evet. Son olarak adın ve soyadında ortak harf var mı? Mert. Hayır. Ne diyor? Aşk insanı. Wow, bu çok romantik oldu. Sen tam bir aşk insanısın. Tabii aşkı da en uçlarda yaşıyorsun demiş. Bu da doğru. Sadece aşk mı? Her şeyi, nefreti, tutkuyu, öfkeyi de. Enerjin ise oldukça yüksek. Yerinde duramıyorsun ve kıpır kıpırsın. Ele avuca sığmayan bir karakterin var. Aşık olduğun zaman sendeki enerjiye kimseler anlam veremiyor. Ayrıldığında ise dünyaya küsüyorsun. Hayır, son cümle kesinlikle yanlış. Çevremdeki insanlar benim ne kadar duygusuz bir insan olduğumu biliyorlar. Kötü bir insan değilim, taş kalpli bir insan değilim ama kız arkadaşlarımdan ayrıldığımda kesinlikle kafaya takmıyorum. Ertesi gün unutuyorum. Belki de gerçekten şimdiye kadar severek çıktığım bir kız olmadı. Ben böyle düşünüyorum. Yani aşk nedir o duyguyu tatmadım herhalde. Evet arkadaşlar bir videonun daha burada sonuna geliyoruz. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma da hala abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeceğim eğer bu tarz videoları kanalımda görmek istiyorsanız lütfen duygu ve düşüncelerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Kanalımda biliyorsunuz şu an 100 bin aboneye çok yaklaştık. 100 bin aboneden sonra sadece LOL olarak gitmeyeceğim. Yani LoL videoları da düzenli bir şekilde yine gelecek. Ama böyle arada böyle haftada birkaç tane farklı videoları da çekmeyi düşünüyorum. Mesela yakında GTA 5 videosu falan gelebilir. Haberiniz olsun. Neyse, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.